9 Eylül Üniversitesi'nde okuyorum. Ailem burayı yazmamı istemedi çünkü biz sana orada bakamayız dediler. Ana vatanımızda yaşayamıyoruz ve gitmek zorundayız. Bizim ülkemiz çok güzel, çok zengin bir ülkede yaşıyoruz ama bizi burayı cehennem ettiler. Burs istesek bize burs verilmiyor ama gidip zengin insanların çocuklarına burs çıkıyor. Zengin insanların çocuklarına değil, AKP çocuklarına burs çıkıyor sadece. Gerçekten öğrenci olmak çok zor. Ben harçlık bile alamıyorum mesela ailemden. O yüzden 2023'te bir şeyler değişmek zorundayım. Türkiye'de gençler arasında deizm ve ateizm artmakta. Hatta evet. Yaşlılara dahi yükselişte doğru. Deniyor. Doğru mu gerçekten? Doğru evet. Çünkü siyasal İslam yaptıkları için insanlar dinden soğuyorlar artık. Evet. Biz burada ne konuşsak herhangi bir röportaj olması önemli değil. Adam demin geldi diyor ki ben biliyorum Tayyip'i karalayacaklar diyor. Nereden biliyorsun? Dinlemiyor bile ne olduğunu. Kimse kimseyi dinlemiyor. Kimse kimsenin inancına saygı göstermiyor. Artık bir algı oluştu çünkü. Bak benim saçım piercingim var saçım uzun diye ben okula giderken her gün bana geliyor satanist misin diyor. Satanist olup olmamanın bir önemi yok. Olsam ona ne? Ki değilim. Saçma sapan bir algı var. Ben her gün bu soruya maruz kalıyorum. Tipimden, kıyafetimden, giyinişimden dolayı. Rahat yaşayamıyorum. Ben kimsenin dini inancına saygısızlık yapmıyorum. Ama onlar benim inancımı bilmedikleri halde dış görünüşümden beni yargılayıp bana rahatsızlık veriyorlar. İrite ediyor. Ben hani rahat giyinemiyorum. Dışarı çıkarken rahatsız oluyorum. Yani kız arkadaşımla ben bir yere giderken iki kere düşünüyorum. Gidemiyorum çünkü. Her yerde Suriyeliler, Afganlar var. İnsanlar rahatsız ediyorlar sürekli olarak. Biz nereye gitsek beni tartaklar, rahatsız ediyorlar beni ya. Para istiyorlar şurada. Konakta burada geliyorum abi sigaram var bilmem ne var. Hemen rahatsızlık veriyorlar etrafta. İktidar değişecek mi sizce çocuk? Muhalefet başarabilecek mi bunu? Ama muhalefet çok kötü. Yani iktidar ne kadar kötüyse muhalefet de o kadar kötü. Ne CHP ne İYİ Parti ne hiçbiri iyi değil. Yani hepsini sürekli okuyorum, izliyorum, araştırıyorum. Bir tanesi güzel bir şey söylemiyor. Garip politikalar yapıyorlar. Bölücü politikalar yapıyorlar sürekli. Ya herkes birbirinin üstünü karalıyor bence. Bu yüzden düzgün bir geleceğimiz olacağını düşünmüyorum ki gerçekten istediğimiz biri geçse bile başına bu ülkenin en az 5-10 yıl daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ülkemiz o kadar kötü bir duruma düştü ki hani bunun hemen 1-2 yılda düzeleceğini düşünmüyorum yani. Ya bir şeyler artık kesinlikle değişmek zorunda. Çünkü Türkiye'deki en zor şey kesinlikle öğrenci olmak. Mesela benim ve arkadaşlarımın şu anki sınav senesi. Bir tane test kitabı 190 TL. Yani ben bir tane test kitabı alamıyorsam ben bu sene sınava nasıl çalışacağım? Ve sınava bu sene 5 milyar kişi giriyor. Mezuna kalanlar bir daha giriyor. Benim kendimi o mezun listesine çıkarmam o kadar zor ki. Yani ben üniversite sınavına gireceğim. Bunun için test kitabı almam lazım. Ya dershaneye yazılmak zorundayım. Ya okuluma açığa aldırmak zorundayım. Ve gerçekten öğrenci olmak çok zor. Ben harçlık bile alamıyorum mesela ailemden. O yüzden 2023'te bir şeyler değişmek zorunda. Hani ben artık mezuna kalmak istemiyorum. Kitapçıya girdik burada kitap alamıyoruz yani. Bir kitap fiyatı olmuş 60 lira. İndirimli fiyatı 60 TL. Artık gerçekten değişim şart. Evet bu defa artık çünkü öğrenciler nefes alamıyor artık anlatabiliyor muyum? Duysunlar büyükler bunları. Abi bir şey söyleyeyim mi? Hani diyorlar ya Türkiye'de kalın işte Avrupa'ya gitmeyin falan filan. Bizim ülkemiz çok güzel, çok zengin bir ülkede yaşıyoruz. Ama bizi burayı cehennem ettiler. Bize değil de işte bir Türk gencini işte üniversite okuyan bir gence burs falan sallamak yerine işte kalacaktır, odur budur ihtiyaçlarını karşılamak yerine gidiyorlar işte Afganlar, Suriyeliler falan onlara para veriyorlar. Biz gençler olarak hani gerçekten de yaşayamıyoruz. Bu ülkede yaşam yok. Biz Türkler hani ana vatanımızda yaşayamıyoruz ve gitmek zorundayız. Evet gerçekten en az seviyede biz varız ve bu sistematik olarak bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Artık bir şeylerin değişmesi lazım. Kardeşime de sorayım sen düşünür müsün? Yani konular dinle ilgiliydi galiba ama yani inancından yargılanan insanlar çok genelde. Ülkede böyle bir inanç serbestliği genelde hani sağlanmıyor. Hani dininden seni diyorlar ki bu kötü yani. Bir mobbing gibi bir psikolojik baskı evet, var. Evet, kesinlikle. Bu zaten gençlerin genelde psikolojisini etkileyen bir şey. Travmalar da yaratabilecek bir şey. Bir insan üstünde zaten düşünce özgürlüğünü geçtim bu ülkede. Hani cinsiyet seçimi evet. Doğru. Evet, o da var. Hani insanlar yaşama hakkını elinden alıyorlar. Ben bunu da desteklemiyorum. Yanlış bir şey yani. Büyük bir bilişsel sıçrama yaşayacağız evet. Kardeşlerim. Sıkı tutunun. 10 yıl içerisinde bambaşka bir Türkiye geliyor. Bambaşka bir Türkiye. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben üniversite 1 öğrencisiyim. Bu sene geldim buraya. 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyorum. Ailem bana burayı yazmamı istemedi çünkü biz sana orada bakamayız dediler. Ben bu yüzden istediğim şehirde, istediğim üniversiteyi, istediğim bölümü okuyamayacak mıyım yani? Ben buraya geldim, geldiğimden beri kendi paramı kazanıp kendime bakmaya çalışıyorum. Ama yani gelen zamlardan dolayı ne bir şey yapabiliyoruz? Hani ne öğrenci hayatımızı yaşayabiliyoruz? Hayatı yaşamayı geçtim. Hani genel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Burs istesek bize burs verilmiyor ama gidip zengin insanların çocuklarına burs çıkıyor. Hani benim anlamadığım şey de bu oluyor. Zengin insanların çocuklarına değil, AKP çocuklarına burs çıkıyor sadece. Eğer ihtiyacı olan kişilere çıkmayacaksa neden burs adı altında veriliyor? Yo, ekonomik şartlar bizim üniversite tercihlerimizi etkiliyor ki. Ben normalde şu an okuduğum bölümü istemiyordum. Ben fizik okumak istiyordum. Ama Türkiye'de fizik okuduğunuz zaman
herhangi bir kariyeriniz geleceğiniz yok. Çünkü değer gören bir bölüm değil. Siz okuduğunuz zaman ya işsiz kalıyorsunuz ya orada burada dershanelerde insani olmayan çalışma saatlerinde çalışmak zorundasınız. Ya da bir okulda okumak zorundasınız. Ben akademisyen olmak istiyordum. Maalesef olamayacağım. İnşaat okuyorum şu anda. Parası için okuyorum. Çünkü ekonomi bu şekilde. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde düzeleceğini pek sanmıyorum. Yurt dışına nasıl çıkarım ona bakıyorum. Tüm arkadaşlarım öyle. Nasıl giderim ona bakıyoruz hepimiz. Sonra neden beyin göçü oluyor diyorlar. Evet. Buradan herkes şu an lise mezunu olan ve üniversite okumak isteyen herkes şu an sadece kendini yurt dışına atmak için uğraşıyor. Yani sadece buradan kurtulmak için. Çünkü burada gelecekleri yok. Hani hiçbir öğrencinin bu ülkede yaşayabileceği, gidebileceği, meslek sahibi olabileceği, sürdürülebilir, devam edebilecek bir gelecekleri yok. O yüzden herkes yurt dışı hayali kuruyor. Mesela ben de şu an yurt dışına gitmek istiyorum. Evet. Ben de dil eğitimi görüyorum. Hani şu an dilden gireceğim ben de sınava. Hani tek istediğimiz kendimizi bu ülkeden atmak. Bu ülke kendi vatandaşları ülkeden attırtıyor ve onun yerine Afganlar geliyor, Suriyeliler geliyor sürekli olarak. Kendi vatandaşların kendi ülkelerinden ediyor yani tamamen bu iktidar. Ben de bir şey daha söyleyebilirim. Yani söyleyeceklerimi çok filtreleyerek söyleyeceğim. Yani içimdeki duygularımı yansıtacak şeyleri değil de en az benim başım belaya anladım, sokmayacak şekilde anladım, söyleyeceğim. Bir bu ülkede rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu vardı. Çok dürüsttü şeydi. Şimdi onun ayarında dürüstlük ve kalite, yalan söylemediğine inandığım bir Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaptı. Aklet dediler, şey yaptılar, ben adalet diyorum dedi. Dünya tarihinde, siyasi tarihinde bir lider kalkıyor 600 kilometre o yazın sıcağında yürüdü. Bunu alkışlıyorum. İkincisi 75 küsur yaşındayken. Evet. Besim Tübük, Liberal Demokrat Parti'ydi. Şimdi Cem Toker var, özgürlükçü, liberal, böyle şey. Üçüncüsü, Aralık ayında geçen yıl babamı tam doğum günümde kaybettim. Eğer babam bugün hayatta olsa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olsa, iki dönemden sonra değiştiririm. Ne olursa olsun dünyada kalite denetimle arttırılır. Denetimin yolu da iki dönem, üç dönem değildir. İki dönemde insan topraktan yaratılmıştır, çamurlaşmaya çok müsaittir. Babam, bak o kadar sevdiğim babam iki dönem olsa, baba yeter derim, şey yaparım. İki dönemden sonra hep yenilik, hep genç. Almanya Merkel emekli oldu. Kendi mal varlığı, şey, şeffaflık çok önemlidir. Denetim çok önemlidir. Ama ben inanıyorum ve bu ülkenin insanlarını da seviyorum. Başaracağız. Yani Afgandır, Suriyelidir doldu ama ne olursa olsun Z kuşağından ümitliyim ve bu bilinç, sosyal medya, basınla beraber bu şey, kaliteye inanıyorum. Yeter ki dürüst olsun, şeffaflık olsun, şey olsun. Yoksa söyleyeceğim çok şeyler var da. Ağzınıza malum. Sağlık abi. Eyvallah, rica ederim. Muazzam bir özet yaptınız. Öngörünüzü merak ediyorum. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması artık kesinleşti mi, yoksa bir aday olacak? Hani benim gönlümdeki, ben Liberal Demokrat Parti, Cem Toker olsun, Cem Toker'e veririm. Hani gönlümdeki Kılıçdaroğlu, evet, olsun, şey olsun. Ben değişime oy vereceğim. Yani daha çok aradığım bir profilden daha ziyade iki dönemden sonra değişimi istiyorum. Evet, ülkede değişsin. Yani şu an İzmir Büyükşehir'de olsun veya Diyarbakır Belediye Başkanı, Konya'da mesela, hep standart oylar var, klişe şeyler var. Konya değişsin. İki dönemden sonra değişsin. Hem de en zıttına versinler. Diyarbakır değişsin, İzmir değişsin, İstanbul değişti, Ankara değişti. Vatandaşın kalite artıyor. Vatandaşın bu bilinçli olması lazım. Bu bilinçli olması lazım. Değişim kaliteyi arttırır ya. Oraya gidiyoruz abi. Nedense benim içimde çok çılgınca gelecek ama umut dolu içim, ümit dolu. Yani önümüzdeki 5 yılda bu seçim, bilmiyorum abi ama diğer seçime kadar kendimizi çok toparlayacağımıza inanıyorum. Muhalefetin gelmesiyle bir umudum, ümidim oluyor. Kesinlikle ya, arabaya bile ya, aynı arabaya binsek bıkıyoruz ya. Değişim şart ya. Çok teşekkür ederim buraya kadar emeklerine sağlık. Buyur konuş bakalım. Yakışıklı kardeşim, sen neler düşünüyorsun bu konuda? Abi ben şimdi 8. sınıfım. Bu sene LGS'yim var. Yani geçen hafta kırtasiyeye gittim. Tüm derslerden bir test kitabı almaya gittim abi. Emin ol abi, en düşüğü tek testler bile abi en az 400 liradan başlıyor. Yani ben şimdi LGS'ye çalışmam, iyi bir lise kazanmam için yani benim daha çok çalışmam gerekiyor. Bayağı bir para gerekiyor. Evet. Şimdi ben test alsam ayrı bir dert. Şimdi ben burada gitsem, dershaneye gitsem zaten hepsi aylık 5000 liradan başlayan fiyatlar var. Ben dershaneye gidiyorum yani, şükürler olsun, ama yani yine de durum yani çok iyi değil. Yani abi ne diyeceğimi bilmiyorum. Genç, şimdi gençler olarak en çok istediğiniz nedir kardeşim? Özlemini duydunuz. Şöyle topluma baktığında, kendine baktığında. Abi şimdi ben durumum da olsa, şimdi gidiyorsun abi lise, ortaokulda. Yani ben kantinde geçen sene yemek yiyeceğim abi. Param var cebimde. Kantinde abi emin ol, vallahi billahi 30 liranın aşağısında tost bile yok. Yani çok abarttılar. Arkadaşların da alamıyor. Evet, yani hafta sonu dışarı çıksak abi. Yani biz haftada bir gün dışarı çıkabiliyoruz. Emin ol abi, her şey 70 liradan. Yani bence buraya değişim kim... Değişim mümkün mü? Yani değişim mümkün hükümet olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buraya kim gelirse gelsin aynısı oluyor. Bu ülke yaklaşık 2-3 senedir
biz bunu çekiyoruz ortaokulda. Şimdi ben liseye geçeceğim abi. Lisede ne yapabileceğim? Yani abi düşünemiyorum kardeşim, yani. Her sene çalışacaksın ve yabancı dili mutlaka, yabancı dili unutma. Abi işte derse çalışmamız için her türlü kaynakları deniyorum ama abi mesela gidin şurada kitap var abi, kitapçı görüyorsun. Bir tane okuma kitabı alsan 40 lira abi, haklısın, emin ol. Haklısın kardeşim. Yani abi şimdi Almanya'ya falan gitsen, şimdi bizim burada daha burada zor geçiniyoruz. Şimdi Almanya'da, Amerika'da, yani bunu nasıl elde edeceğiz? Kardeşim siz üniversiteden mezun değil, liseden mezun olana kadar bu büyükler bu ülkeyi düzeltecekler. 3 sene içerisinde en geç. İnşallah başka abi, inşallah. İnancınızı kaybetmeyin. Efsanesin. İnşallah abi. Efsanesin, yakıyorsun. Görüşürüz.